Ya sen ne çekiyorsun yine ya? Ya bir kere bir şey yerken içerken çekme ya. Vallahi ya tam bir magazinci oldum ben ya. Ama var ya şu sofranın güzelliğine bak ya. Keşke insanlar buraya gelip yiyebilseydi. Ama maalesef bunları hepsini ancak size paket servisi göndeririz. Buraya gelemiyorsunuz. Nerede o eski günler? Bak bir restoranda yemek bile artık lüks oldu ya. Yani böyle gelip şu yemeği yemek için var ya, gerçekten insanlara lüks geldi artık ya, çok özlediler ya. Şimdi siz de bu diyorsunuz ki çok merak ediyorum, bu sofra niye böyle hazır? Çünkü bu sofrayı ben niye hazırladım biliyor musun? Sevgililer gününde siz buraya gelemeyeceksiniz ya, aynısını size evde oturun, ben size aynısını hazırlayıp göndereceğim. Sevgililer günüyle ilgili birkaç şey söyle baba da. Sevgilisi olan adam kalmadı ki. Herkesi boşandı ki zaten. Bu korona herkesi boşandı ki. Sevgili mi kaldı? Karı koca mı kaldı? Hiç şey kalmadı ki. Artık insanlar... Sevgililer gününde siz evde oturuyorsunuz. Ben size bunları hepsini gönderiyorum. Tabii sevgilisi olan varsa. Benim var. 36 senelik Fatma Sultan var evde. Artık onlar kutlanır mı kutlanmaz mı bilmiyorum. Ben dükkandayım zaten. Sen herhalde biraz acıktın. Hiçbir konuşasın yok. Evet. Hani benim evimde yemek niye yok? Gitsene kardeşim. Of ya, bu ne ya? Bu ne? Ben büyük sevgilim burada işte. Sevgililer gününe siz de sevgilinize kebap ısmarlayın. Yani hanımınız da sizin sevgiliniz yani, anladınız mı? Her sene bir kampanya yapıyordum, bu sene yapmadım o kampanyayı. Çünkü kimse buraya gelmiyor. Mesela sevgilisi olanı, hanımı olanı da onun sevgilisi zaten. Diyorum ki zaten siz gidip bu parayı harcamayacağınız için ne olur sevgilinize güzel bir hediye alın ya. Şöyle iki taş olur, tek taş olur, 12 taş olur. Ben de sizin masanızı hazırlayıp gönderiyorum. Bu YouTube kanalı bilir neydi bu video, bu YouTube kanalı mı? Tamam bu YouTube izlemeyi unutmayın. Ben lütfen yukarı kaydım. Öpüyorum sizi.